transfer haberlerini bu hafta sayfa sayfa gördük. Fenerbahçe için de yine Vişça ve İrfan Can isimleri şimdi öne atılıyor. Yani Fenerbahçe'nin transfer politikasını nasıl değerlendireceksiniz şimdi, devre arası? Ben su içiyorum ya. Vişça ile İrfan Can'la ilgili su içecek Fenerbahçe. Gazete mazete yazdığına bakmayalım. Bilmiyorum hangi gazetesi. Bir kere Başakşehir şampiyonluk adayı. Avrupa kupalarında iyi gidiyor. Bir de ekonomik olarak en güçlü oyuncular gitmek istese de, ki içinden istiyordur bence bu oyuncular büyük bir camiada oynamak. Ama bu ekonomik şartlarda daha Futbol Federasyonumuz henüz bu akşam döndü. Kulüplerin bu yapılanmalarıyla ilgili UEFA'ya brief verdiler. Servet Bey ve Erhan Kamışlı Bey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oyuncu satmadan almak gibi bir öyle lüksünüz yok. Hele hele İrfan Can'la Vizce'ye de alma şansınız yok. Bu ekonomik şartlarla. Ve daha da önemlisi, bakın mesela yeni bir kanun çıkıyor. Çıktı çıkacak. %20 vergi geliyor futbolda. 15'ten 20'ye çıkacak. O 15'i halletmişler diye duydum. Yani amatörlere dönülecek diye. Onda sıkıntı yok. %20 futbolculara vergi geliyor. Antrenörlere, şunlara, hakemlere. Bence sözleşme bitmek üzere oyuncuları atmaları lazım. Çünkü bu kanunlaştığı zaman geriye dönük atılmıyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda alınacak oyunculara, yurt dışından gelecek veya yurt içindeki oyuncuların da artık %20 maliyetleri artacak. Veya fiyatları düşecek, bilmiyorum. Bu anlamda önümüzdeki dönemde ne Galatasaray'ın, ne Fenerbahçe'nin, ne Beşiktaş'ın, ne de Trabzonspor'un satmadan oyuncu alma şansı hemen hemen yok.